Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Hareket problemleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar hareket problemleri adlı konuyla önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Önemi nedir arkadaşım? YKS'de yani TYT kısmında ilk sınavda çok güzel sorular çıkıyor. Bu konuyu bilmek gerekir arkadaşım. Unutmayalım. Aya neyle başlamıştık? Yaş problemleri ve işçi problemleriyle başlamıştık. Bu haftaya da canlı yayına başlamıştık. Bugün günlerden 9 Mart Perşembe hareket problemlerini yapıyoruz. Ve size tam tamına 10 gün bırakıyorum arkadaşlar. 10 gün. Bu 10 günde lütfen problemleri tekrar edin. Çokça çözün. Çünkü niye? TYT'de 40 sorunun 10'u geometri, 10'u problem, 20'si diğerleri. Yani 4'te biri problemler. Şu son bir ay içinde gördüğümüz şeyler. O yüzden arkadaşım lütfen şu 10 gün problemleri tekrar et. Neden? Çünkü üçgenlere geçeceğiz. Bir de öyle bir önemi var bunun üçgenlere geçtiğimizde de artık full geometri göreceksiniz. Ve tabii ki de Tonguç Akademi'nin efsanesi yazılı kampları ikinci dönem birinci yazılı kampıyla da sizlerle birlikte olacağız bu ayın sonunda. Korkutmak istemem ama winter is coming arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşım hareket problemleri göreceğiz. Karşılaşma yakalama problemlerini göreceğiz. Dairesel pistte birbirlerine karşıyla veyahut da yakalamasını göreceğiz. Akıntı ve tren sorularını da görüp bugünü bitireceğiz. Evet arkadaşım peki 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 ödevimizi söyleyelim. Ödevimiz hemen onu da söylemiş olalım bitirmiş olalım. Hareket problemlerini yapacağız arkadaşım. Nerede hareket problemleri hemen gösterelim. Denklem ve eşitsizliklerde gördüğün gibi bir dünya sorumuz var. Hız problemleri diğer geçiyor. Hız problemleri diye geçiyor. Sayfa 148'de Tetra 49 ödev arkadaşım. Hareket problemleri yani hız problemleri. Örnek sorun ve 4 tane sorun var. Bakın biraz önce ödevi gösterirken göstermiştim. Burada bir dünya problem var arkadaşım. Bakın test 13, test 14. Burada bakın konu sonu soruları var. Lütfen bunların hepsini bitirin. Çünkü üçgenlere geometriye geçeceğiz. Bu 10 günde var ya şu kısmın altını üstüne getirin. Yani günlük bir test çözseniz bir buçuk test biter zaten unutmayalım dedim. Ve artık konuma daldım. Hareket problemleri, hız problemleri. X yol olmak üzere. ve hız olmak üzere. T zaman olmak üzere. Bir aracın sabit hız v hızıyla sabit hızı yani v hızıyla t saatte aldığı yol formülü x eşittir v çarpı t ile hesaplanır arkadaşım. Yalnız yine söyleyelim yol eşittir hız çarpı zamandır. Yol eşittir hız çarpı zamandır. Ama ben bu formülü çekersem bazen bana zaman sorabilir. Mesela yolda bazen gidiyorsun hesap yapıyorsun diyorsun ki ya buradan Trabzon 800 kilometre. 800 kilometre 80 kilometre hızla gitsem 80 kilometre bölü saat hızla gitsem ne olur 10 saatte giderim bak ne yaptın saati bulmak için formülde ne yaptın saati çektin hızı karşıya bölü olarak attın geldin bu kısma bazen de şöyle düşünebiliriz ya buradan Trabzon 800 kilometre ben 8 saatte varmam lazım kaç 8 saatte varmak için kaçla gitmem lazım ortalama 800 bölü 8 100 kilometre bölü saat hızla gitmem lazım. Ne yaptım bu sefer de? Hızı bulmak için saati çektim hemen yolun altına. Unutma arkadaşım ısınma. 60 kilometre saatte 60 kilometre hızla giden bir hareketli. 5 saatte bakın ne yapacağım? 60 kilometre hızla 5 saatte gidersem ne yapıyorum arkadaşım? 300 kilometre yol gitmiş olurum. Saatte 80 kilometre hızla giden bir hareketli. 560 kilometre. Bakın bu sefer neyi hesap etmek istiyorum? Saati. O zaman saati hesap etmek istiyorsam ne yapıyorum? X bölü V eşittir T olarak karşıma çıkıyor arkadaşım. Buna da 7 demiş olacağım. Gördüğün gibi bu hız problemlerinde inanmayacaksın ama tek bir formül var. İşte bu formülün üzerine kafa yararsak, bu formülü düşünürsek olay biter arkadaşım. Hemen geldik. Aralarındaki mesafe 390 kilometre olan A ve B şehirleri arasındaki yolun bir kısmı asfalt, diğer kısmı topraktır. Yani bir yol var, bir kısmı asfalt, bir kısmı toprak. Yani toplamı 390. A şehrinden yola çıkan biri asfalt yolda 90 kilometre hızla, toprak yolda 60 kilometre hızla yol olarak 5 saatte B şehrine varıyor. Bir dakika şimdi. Toprak kısmı biz X toprak diyelim. Asfalt kısmı da X asfalt demeyelim de 390 eksi x toprak diyelim. Yalnız burada yolun asfalt kısmının uzunluğu sorduğu için ben size en baştan beri bunu anlatıyorum arkadaşım. Böyle yazma işte. Ne yap biliyor musun? X asfalta sen X asfalt X ya daha doğrusu asfalt yola X asfalt de X A 390 bölü X A da ne olsun? Toprak yol olsun. Neden? Çünkü en son bulduğun X A direkt cevap olsun arkadaşım. Hemen yapalım o zaman. Benim asfalt yolu gittiğim hıza bölersem yani 90'a bölersem peki benim toprak yolu mu toprakta gittiğim hıza bölersem ne çıkar arkadaşım? Bu kadar burada bir süre çıkar T1 burada bir süre çıkar T2 bunların da toplamı 5'miş arkadaşım. Peki 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 şunu neyle çarpalım? 2 bunu neyle çarpalım? 3 ile. Çarparsak ne olur? 2 tane XA artı 3 kere 390 ne oldu? 3 kere çarpsam 300, 900 eder. 270 daha 1170 etti. Eksi 3 tane A bölü, daha doğrusu XA bölü. Ne olmuş oldu burası? 180 olmuş oldu ki karşı tarafta 5'ti. 5'in altında görünmez bir var. İçler dışlar çarpımını yaptım. Ne etti burası? 900 eşittir ne etti? 1170 eksi x a etmiş oldu. x karşıya at. Asfalt yol eşittir. Ne olmuş oldu? 270 olmuş oldu. 270 ne bu arada tabii ki de? Cinsini de yazalım. Kilometre oldu. Bakalım doğru mu yapmışız? Bakın bir yol var. 270'i asfalt. 120'si toprak. E, asfalt yolda ben 90'la gidiyorum. Toprak yolda 60'la gidiyorum. E tabii ki de 3 saatle giderim. Tabii ki de iki saatle giderim. O zaman ne oldu? 5 saat olmuş oldu. Sağlamasını da yaptık. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Yani bir dakika demem o ki ne yapacaksın arkadaşım? X bak bir tane denklem var. Bir tane. Bir tane. Onun da de iki tane formatı var. Zaman soruyorsa x, x bölü v yapıyorsun. Hız soruyorsa x bölü t yapıyorsun. Yol soruyorsa v çarpı t yapıyorsun. İşte olay bu kadar. Devam edelim. Bir araç iki şehir arasındaki yolu 80 km hızla gidip hiç mola vermeden 100 km hızla 9 saatte alıyor. Neyi alıyorsun arkadaşım sen? X kilometre yolu alıyorsun. Ne yapıyorsun X kilometre yolu? 80 ile gidiyorsun. Hop 80'e böldüm. Ne yapıyorsun? 100 ile gidiyorsun. Hop 100'e böldüm. Tabii ki de iki şehir arasındaki uzaklığı soruyor. X'i soruyor bana ama zaman söylüyor zaman. Ne yapıyor? X bölü 80 zamandır. X bölü 100 zamandır. Eşittir nedir zaman? T1, T2, 9'dur. Bunu 5 ile çarpıver. Bunu 4 ile çarpıver. Ne etti sana? 5x artı 4x. Ortak paydamız 400 oldu. Eşittir ne yaptım? 9 yaptım. E peki içler dışları patlatalım. Ne yaptık? 400 çarpı 9. Eşittir 9x yaptım. Buradan da 9'lar sadeleşti. Işte. X eşittir 400 olarak buldum. Peki bu 400 nedir? Kilometredir. Bitti ne yapıyorsun arkadaşım dikkat 400 bölü 100 4 saat 400 bölü 80 5 saat giderken 5 dönüşte 4 saat toplam 9 saatte gitti o zaman ben ne diyorum iki şehir arası 400 kilometredir dedim ve buldum yine tek formül x bölü v eşittir t geldik bir başka güzel soruya bahar evinden iş yerine 3 metre bölü dakika yani metrede daha doğrusu dakikada 3 metre yol giderse 2 dakika geç kalıyor 5 metre bölü dakika hızla giderse de 2 dakika erken varıyor. Bahar'ın ev ile iş yeri arasındaki mesafe kaç metredir diye soruyor. Bakın arkadaşlar diyelim ki bu adamın varması gereken süre T vakit olsun. Varması gereken T vakit olsun. E ben ondan 2 dakika geç varıyorsam ne yaparım? T'nin üstüne 2 dakika eklemiş olurum. E şöyle düşünebilir miyiz o zaman? Şöyle düşünebilir miyiz? Benim bir tane yolum var. Bu yolu ben 3 metre bölü dakika ile gidersem bir zamanda giderim. Ne kadar zamanda? T artı 2 dakika zamanda giderim. Ama benim bakın 5 metre ile 5 metre bölü dakika ile gidersem de 2 dakika erken varıyorum. Tabii ki de 5'e böldüğünde daha küçük bir sayı çıkması lazım. Mantıklı. Bana sorduğu şey ev ile iş yeri arasında kaç metre vardır diye soruyor. Ve bana aslında sorduğu şey x kaçtır? x kaçtır diye sorduğu için arkadaşım ben burada t'leri yok etmem lazım t'leri o zaman şöyle mi yaparım taraf tarafa çıkartırım x bölü 3'den neyi çıkartacağım x bölü 5'i t'den t'yi çıkartacağım t gitti 2'den de eksi 2'yi çıkartacağım yani eksi eksi 2 artı dolayı 4 oldu peki bunu hemen düzeltelim nasıl düzeltelim paydalarını eşitleyelim tabi ki de düzeltmek derken 5 x artı daha doğrusu eksi olacak şurası orayı düzeltelim. 5 x eksi 3 x bölü 15 eşittir ne oldu? 4 bölü 1 oldu. İçler dışları patlattım. Ne yaptım arkadaşım? 60 eşittir 2 x oldu. x buradan da ne çıktı? 30 metre çıktı. Demek ki bu adamın iş yeri 30 metreymiş eviyle. Bakalım sağlamasını yapalım. 30'u 3'e ne yaptım? 10 dakika yaptım. Bakın 10 dakika. 10 dakikada gidiyorum. Ama 2 dakika geç kalıyorum. Ha demek ki 8 dakikada gitmem gerekiyormuş. Devam edelim. 30'u böl 5'e. Arkadaşım 30'u böl 5'e 6. E 8 dakikada gitmem gerekiyorsa evet 2 dakika erken gitmiş olurum. Bak görüyor musun? 2 dakika geç, 2 dakika erken bu muhabbetleri de bu şekilde yapabiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsin. Bazı e, süper zeki arkadaşlar şöyle de yapabilir. Hocam x bölü 3 ile gidersem 2 dakika bu sonuçta bir zaman değil mi? Zaman. E, o zaman x bölü 5 ile gidersem de daha kısa bir zamanda varıyorum. E, bu adamla bu adamın arasındaki zaman farkı 2 dakika geç. 2 dakika erken nedir? 4 dakikadır. O zaman ben buna 4 eklerim deyip yine yapabilirdin ki yine soru bir anda buraya gidirdi. Bakın ben başka bir düşünce yoluyla yaptım. Pratik başka bir yöntemle düşündüm. Hocam bu ne ya anlamadım diyebilirsin. Hocam bu çok güzel diyebilirsin. Veyahut da hocam bu ne ya kafa karıştı. Bu daha iyiymiş. İstediğin gibi Tonguş Akademi farkıyla iki tane farklı yöntem gösterdim sana. Geldiğim ortalama hıza alınan toplam yol bölü toplam süredir. Kesinlikle zamanları alıp zamanları ya da hızları alıp ikiye bölmüyorsun. Kesinlikle yapacağın iş toplam yol bölü toplam zaman. Bak 540 kilometrelik bir yol var. 120 kilometre ve 90 kilometre ile gidersen ortalama 105 ile gitmezsin. Ne yapıyorsun? 3'te ikisini 120 ile gidiyorsun. 3'te ikisi ne demek arkadaşım? 3'te ikisi 3'te biri 180, 3'te ikisi 360'tır. 360 bölü 120 ne eder sana? 3 saat zaman eder. Bak 3 saat böyle gittim. E geriye 180 kilometre yolum kaldı. 180 bölü 90'dan da ben 2 saat yol giderim. Ve dikkatini çekelim şimdi arkadaşım. Ortalama hız eşittir. Nedir? Alınan toplam yol. Toplam yolun 540 arkadaşım. Bölü toplam zamanımda 5 olduğu için 540 bölü 5. Yani 500'ü 5'e bölsem 100. 40'ı 5'e bölsem 108 eder arkadaşım. O zaman benim ortalama hızım. Ortalama hız dediğimiz ne? Kilometre bölü saat olduğunu unutmayalım. Bunu da görmüş olduk. Ortalamamız öyle senin dediğin gibi 90 120'yi toplayıp ikiye böl değil. Bak 120 ile çok gitti adam. 120 ile çok gitti. 90'la az gitti. O zaman 120'ye daha ya daha yakın 90'a bir tık uzak olmalı. Bak 90'la 108'in arası 18, 120 ile 108'in arası 12. Unutma arkadaşım olay bu. Geldik karşılaşma sorularına. ...iki araç birbirine doğru gelirken... ...unutmayın arkadaşlar... ...bu adam T sürede V2 geldi... ...bu adam T sürede V1 geldiyse... ...bu adamlar T sürede... ...V1 artı V2 kadar... ...zaman yol gelirler. Yani T sürede V1 çarpı T... ...V2 çarpı T... ...ortak T parantezini alırsak... ...bu ikisi aslında ortak yolu bitiriyor. AB yolunu. Ama nasıl? Aslında bu noktadan buraya... V1 artı V2 hızıyla giden bir araç gibi gidiyorlar. Yani bu yolu ikisi birlikte aynı, aynı anda hızlarının toplamı kadar bitirmeye çalışıyorlar. Unutmayın bu mantıktan yapıyoruz. A, B noktalarında karşılaşmak için karşılıklı olarak aynı anda harekete başlayan iki araç T saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar. İşte bu C noktasında nasıl bir formülle karşılaştılar? Aralarındaki uzaklık hızlarının toplamı yani bir araç gibi gidip t sürede birleşmeleri olacaktır. Bakın şimdi arkadaşım A ve B noktalarından 95-75 geliyorum. Aynı anda birbirine doğru harekete başladıktan 5 saat sonra karşılaştıklarına göre 5 saat sonra karşılaşıyorsam ben 95 çarpı 5, 75 çarpı 5 bu kadar mesafe yol giderim. İşte bizim de söylemek istediğimiz buydu. A çarpı B, işte 95 çarpı 5 ile 75 çarpı 5 deyip 2 saat yazacağıma ortak parantezi alır gibi yapıyorum. İşte zaten kısa yolu formülüm bu. Aslında formül dediğini bildiğim bir şey. Bunu 5 ile çarpıyorsun, bunu 5 ile çarpıyorsun. Topladın 170, 5 ile çarptım. 850 kilometre eder benim aramdaki yol. İşte bu kısmı kaçırmayın arkadaşlar. Gayet basit. İkisi bir araç gibi yani hızları toplamı kadar yol alıyorlar. Ya da daha doğrusu hareket ediyorlar. Aklımızda olsun. Peki yakalama sorularında ne yapıyor? Bu adam V1 hızıyla T'ye gidiyor. Bu adam V2 hızıyla T'ye gidiyor. Bakın V1 hızıyla T bu kadar gidiyor. V2 hızıyla T bu kadar gidiyor. Birbirlerinden çıkartırsan işte şu aradaki mesafeyi bulursun. Çünkü V1 çarpı T burasıysa V2 çarpı T burasıysa V1 çarpı T eksi V2 çarpı T yaparsan T ortak parantezini alırsan o da burayı verir. İşte hiç zorlamanıza gerek yok. Mantığı çok basit. Bu adam V1 çarpı T bu adam V2 çarpı T yaparsa sen şu aradaki mesafeyi bulursun araçların. Ona da V1 eksi V2 T diyoruz parantez D. Ne zaman? Yakalamada. Birbirlerine doğru giderken ortak toplama hız ee, ne yapıyoruz? Aynı yönde giderlerse de büyükten küçüğü çıkarttığında şu aradaki mesafeyi bulmuş oluyorsun arkadaşım. Hemen bakın yapalım. V ile giderse buraya, 80 ile giderse buraya. Aralarında da 120 km var. Kaç kilometre sonra bakın C noktasında 4 saat sonra bunu yakalıyormuş. E bakın mantık basit aslında. 80 çarpı 4 320. E 120 artı 320 440. 4 saatte 440 alıyorsam bu adamın hızı 110'dur. Ama böyle yapma diyorum ben sana. V daha büyük. Eksi 80 çarpı T 4 saat eşittir nedir? E 120. E böler her tarafı 30. E bu adam otuzsa... V eşittir 110. 110 eşittir. Nedir arkadaşım? V kaçtır diye soruyor. Kilometre bölü saattir büyük ihtimal. Saat değil mi? Evet saat olduğuna göre kilometre bölü saat. Olayı anlatabildim mi? Bir daha söylüyorum. Bu adam 4 saatte buraya geliyorsa 320. 120 artı 320 440. Ne yaptım arkadaşım? 4 saatte 440 km yol gitmesi için 110. Bu şekilde uzun yöntemle bulabilirsin. Ama gerek yok. Ne yapıyor? Bu bunu yakalamak için devam ediyor. Bakın başka türlü söyleyelim. Bu adam 120 ya. Yani 100, pardon 110 olduğunu bulduk ya 110. Bakın 110 80. Bir saatte 30 yaklaşırım. İkinci 30 saatte bir ikinci ikinci saatte bir 30 daha yaklaşırım. Üçüncü saatte bir 30 daha yaklaşırım. İşte aradaki 120 kaç saatte kapanır? 4 saatte. Bakın üç farklı düşünce yöntemiyle anlattım size. Aradaki 120 kilometre 4 saatte kapanıyorsa demek ki bu adamların hız farkı 30'dur. O zaman bu adam 120 110'dur. İşte bu kadar. 120'ye takıldık. 2 saattir 120 diyoruz şundan dolayı. Ne olacak? 110 olacak. İşte bu kadar. Çok güzel. Ne yapıyorum şimdi? Birbirlerine doğru giderlerken iki araç. Şekil birde aynı anda doğru hareket ederlerse bir buçuk saat sonra. Bak şekil birdeki gibi bir buçuk saat sonra birleşiyorsan. E bu 70, bu 50, 120. 120 ile giden bir araç gibi. Bir saatte 120, bir buçuk saatte ne olur bu mesafe? 180 kilometre olur. Bak şimdi burası 180 kilometre ise benim kafam şöyle çalışıyor arkadaşım. Bu 70, bu 50 ile gidiyorsa bir saatte 20 kapatır. 2 saatte 40, 180 kilometreyi 9 saatte kapatır. Yani 9 saat sonra. Bakın mantıken düşünelim. Do 9 kere 50, bakın burası 450 kilometre. 9 kere 70, 630 kilometre. İş bitti. Bu kadar arkadaşım. Olay budur. Olay budur işte bu kadar. Unutmayalım burası çok önemli. Ya da şöyle de yapabilirsin. 70 eksi 50... Çarpı T eşittir nedir? 180'dir. O zaman ne olur? 9, kilo, 9 saat sonra yapar. Bize B ile C arasını soruyordu. Zaten o 9'u bulmamın hiçbir anlamı yok aslında bir bakıma. 180 ise e, tabii ki de bunlar 9 saat sonra daha doğrusu yakalayacağı için 9'u bulduktan sonra hiçbir daha başka bir şey yapmıyoruz. 50'yi 9'la çarpıyoruz. 450 olduğunu görüyoruz. Birbirlerine doğru giderken toplama birbirlerini kovalarken ne yapıyorsun? Çıkarma işlemi yapıyorsun. O bayağı bir combo bir soru. Bayağı bir action'lı bir soru. Sonra daire piste geçiyoruz ve sonrasında dersi bitiriyoruz arkadaşlar. Hızları saatte 70 km ve 110 km olan iki araç A ve C şehirlerine doğru aynı anda aynı yönü bak A ve C şehirli A şehrinden C şehrine doğru aynı anda harekete başlıyorlar hızlı olan araç C şehrine varıp durmadan geri dönüyor ve B noktasında ne yapıyor? Diğer araçla karşılaşıyor. Bak güzel. Hızları saatte 70 km ve 110 km olan iki araç A'dan başlayıp C şehrine doğru hareket ediyor. Hızlı olan araç C şehrine varıp hiç durmadan bakın C'ye varıyorum. Biri buradan böyle başlıyor geliyor. Biri de anca geliyor ne yapıyor? Geri dönüyor ve B noktasında diğer araçla karşılaşıyor. A bölü AB bölü AC'yi soruyor. Bakın AB'ye X1 diyelim. BC'ye de X2 diyelim. Ben 70 km hızla anca AB kadar mı yol alıyorum? Peki AB bölü 70 miyim ben? 70'im. Eşittir. Neden eşittir koyuyorum? Yol bölü hız zamandı. Aynı zaman sarfında bu adam X1 gidiyor. X2 gidiyor. Bir de X2 geri dönüyor. Bunu neyle yapıyor peki? 110 kilometre hız sayesinde yapıyor. E peki arkadaşım şu sıfırları sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. Şurada var mı 2 tane X2? Var. İçler dışlar yapalım. 11 tane X1 eşittir. 7 tane X1 artı 14 tane X2 etti. At karşıya arkadaşım. 4 tane x1 eşittir. 14 tane x2 yaptım. Bana neyi soruyordu? x1 bölü x2'yi soruyordu. E, x1 bu tarafta. Karşı taraftaki x2'yi karşı tarafa bölü olarak atarım. Buradaki 4'ü de bu tarafa bölü olarak atarım. Şunları da silelim. Cevabı da 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 olarak bulmuş olurum. İşte olay tamamen budur arkadaşım. Bu kadar basit. Zaman zaman zaman. Zamanlar eşitse yol yol bölü hız yol bölü hız. İşte bu kadar. Olay budur arkadaşım. Geldik dairesel pis sorularına. Burada da aslında biraz önceki gibi karşılaşma ve birbirlerinden uzaklaşma yani yakalama sorusuyla aynı. Sadece burada tek bir şey var. Adamın belirli bir sürede yakaladığını bu sefer karşılaşma biz bu pistin çevresi kadar diyoruz. Karşılaşmasına sanki bir düz yolda yürürler gibi bunu açmış halin düz yolmuş gibi düşünüyorsun. Burada da aynı mantıktan bu bunun yakalaması için bir tam tur atması lazım. Bu bunun yakalaması için bir tam tur atması lazım. İşte bir tam tura da ben aralarındaki mesafe diyorum aralarındaki mesafe bir tam tur oluyor. Nasıl? Yine v1 eksi v2 t'de. Yani bu adam v1 t ile bir tur atıp buraya geliyor. Bu adam daha yeni buraya geliyor. O yüzden çevre uzunluğu nedir arkadaşım? V1 T eksi V2 T'dir. Yani T ortak parantezinde V1 eksi V2'dir. Yakalama sorularında ama karşılaşma sorularında da aynı ortak yolu yani çevreyi katettikleri için V1 T artı V2 T yani ortak T parantezinde V1 artı V2 T olarak hesaplıyoruz. İkisinde de muhabbet ne? Bu sefer yakaladığı yol çevrem benim karşılaştığım yol çevrem olacak unutma. Geldik sorumuza. Bakın arkadaşım çok güzel iki tane üç tane sorum var. Çünkü üçüncü sorumda ne? Yine benim e, iki tane dairesel sorum var. Akıntı ve tren sorusuyla bitireceğim arkadaşım. Tam böyle yarım saatte neredeyse 35 dakikada bitecek. Çevre uzunluğu 720 olan dairesel bir üzerinde A noktasında bulunan iki hareketli aynı yönde aynı anda zıt yönde. Yani birbirlerine göre hareket ederlerse 10 dakika. Bakın 70 metreyi 10 dakikada gidiyorlar. Nasıl yani? Benim dairesel pistim 720 idi. Eşittir. V1 artı V2. Ortak hız dedik ya ortak hız. 10 saatte giderlerse ben buradan V1 artı V2'yi ne bulmuş olurum? 72 bulmuş olurum. Ama iki hareketli pardon özür dilerim. Aynı anda iki hareketli aynı yönde giderlerse harekete başladıktan 36 saat sonra yan yana gelirlerse bakın benim pistim neydi? 720 idi. Bu sefer V1 büyük olsun. V1 büyük olduğu için V1 eksi V2 çarpı 36 dakika sonra yan yana geldiklerine göre V1 eksi V2'nin de ben ne olduğunu bulmuş oldum. 36 ile sadeleştirirsem 20 olduğunu bulmuş oldum. Hızlı hareketli nedir diyor. Tabii ki de taraf tarafı toplarsam yavaş olan patlar. Nereden bildim yavaş olduğunu? Çünkü büyükten küçüğü çıkarmıştım. 2 tane V1 ne olmuş oldu? 92 olmuş oldu. İkiler birbirini götürdü. V1 eşittir 46. V2'yi de hatta hızlıca 26 olarak bulmuş oluruz. Ve olayı patlatmış oluruz. Bize hızlı olanı soruyordu. Hızlı olan V1'dir arkadaşım. O da 46 metre bölü dakika iş yapar dedik. Bunu da söylemiş olduk. Ne yapıyor? Birbirine doğru giderken ortak hız birbirlerinden uzaklaşıp yakalamaya çalışırken de fark hız fark olacak unutmayalım. Şimdi peki aralarında mesafe varsa ne olacak hocam? Çok dikkat. Dairesel serpist üzerinde A ve B noktaları iki hareket iki hareketli birbirlerine doğru 18 ve 12 km hızlarla hareket ettiklerinde 8 dakika sonra ilk kez karşılaşıyor. Peki ben 18 ile geliyorum bu vatandaş 12 ile geliyor. Biz bu yolu kat etmeye çalışmıyor muyuz? Evet. O zaman şu AB'nin burasından bahsediyorum. Çizdiğim taraftan. Çünkü AB yukarısı da olabilir. Tabii ki de belli olmayan taraftan bahsediyorum. AB nedir arkadaşım? 18 artı 12. Kaç dakika sonra karşılaşıyorduk? 8 dakika sonra. O zaman AB dediğim şey ne olacak arkadaşım? 240 olacak. Bak şimdi 240'ı buldum mu? Buldum. Bak 240'ı buldum. Neresi 240? 240 şurası arkadaşım bak bu 110'dan arta kalan parça. Bir daha okuyalım bakın 18 ve 12 tazı aynı anda birbirlerine doğru geliyorlar O zaman 12 çarpı 8 18 çarpı 8 ne olacak arkadaşım harekete başladıktan 8 dakika sonra karşılaşacaklar. Şimdi nerede karşılaşacağım Tabii 18 giden daha hızlı gittiği için şurada bir yerde karşılaşacağım. Bakın şimdi ama buranın tamamı 240 e Burası da 110 olduğuna göre ettim sana 350. Şimdi dikkat. İlk kez karşılaştım buradayım. Buna göre harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaştılar? Artık bu saatten sonra sen sağ ben selamet diyor adam ve 18'e 12 yolları ayrılıyor. Yolları ayrıldıktan sonra artık bu adamlar bir tam turu tamamlamaya çalışacaklar. Yine tam turu tamamlamaya çalışacaklar arkadaşlar. O yüzden benim 250 ile 110'u toplarsan benim mesafem artık 350'ye ve ben ne yapmaya çalışıyorum? Birlikte bu yolu kat etmeye çalışıyorum. Peki ne kadar süre sonra? T süre sonra. Birinci kez burada karşılaştıklarına göre artık ikinci kez de şurada bir yerde karşılaşacaklar. Ne yaptık arkadaşım? 350 eşittir. 30 tane T. Buradan da T eşittir. Her iki tarafı sıfırlar gitti. 35 bölü 3. Nedir o? Dakikadır dedik. Böyle bir dakika çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Cevabımız böyle oldu. Bir sorun yok. Olabilir. Şıklarda büyük ihtimal bölülü olacaktır. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Geldik akıntı sorusuna. Akıntıdan sonra bir de tren sorusu var. Onu yapacağız. Akıntı ne yapar arkadaşım? Akıntıya doğru yüzersen hızını keser. Akıntıyı arkana alırsan ne yaparsın arkadaşım? Rüzgarı akıntıyı arkaya aldın mı? Patakta 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 hızlıca yüzersin ya da teknen hızlı gider. Akıntı 2 km bölü saat olduğu bir neydi? Durgun suda 14 km bölü saat e, hızı hızlı olan bir tekne A noktasının akıntı ile aynı yönde hareket ederek 6 saat sonra B noktasına ulaşıyor. Bu tekne B noktasından A noktasına kaç saatte döner diye soruyor. Şimdi bu adam ne yapıyor? akıntı ile aynı yöne gidiyor bak akıntı bu yöne gidiyor adam da bu yöne gidiyor e akıntı 2 e benim hızım 14 o zaman benim aslında toplam giderim kaç toplam giderim 16 kilometre bölü saat e 6 saatte ne yapıyorum A'dan bir başlıyorum hop bir koydum nereye geldim B'ye e bu B nedir o zaman arkadaşım 6 çarpı 16'dan dolayı 96 kilometredir. ne yaptım saat çarpı hız yaptım hızı yaptım mı ne çıktı? Kilometre olarak 96 çıktı. Şimdi arkadaşım geri dönüyoruz. Herkes kemerleri bağlasın. Çünkü çok sıkıntılı bir hava. Akıntıya karşı yüzeceğim. Akıntı bana 2 koyuyor. Ben akıntıya 12 koyuyorum. Daha doğrusu 14 koyuyorum. Totalde ne yaptım? Ben artık akıntıya karşı göğüs gerdim. Ve 12 kilometre bölü saat hızla geldim. E arkadaşım benim gitmem gereken yol 96. Hızım da benim 12 mi? O zaman yol bölü hız bana neyi verir? Zamanı verir. 8 saatte ben nereye varırım? A noktasına dönmüş olurum. B noktasından da A'ya dönmüş oldum. Unutma. Akıntıyı arkama aldım. Bu çok güzel 6 saatti. Ama akıntıya karşı yaptığımda da 8 saatte gitmiş oldum. Geldik son olarak da. Tren sorularına geldik arkadaşım. Tren sorusunu yaptıktan sonra artık konu bitiyor. Tren sorularında alınan yol trenin ve tünelin toplam uzunluğudur. Bakın aldığım yol budur. Çünkü kafalama giriyorum. En son noktam çıkana kadar hareket ediyorum. En son noktamı çıkması için de trenin boyu da lazım. Tren boyu, tünel boyunun toplamı tabii ki de hız çarpı zamandır. Artık benim mesafem sadece yol değil, tünelin boyu değil. Aynı zamanda da trenin boyunu da ekleyeceğim. Çünkü son çıkışta bakın kafadan giriyorum ya. Aslında tünelden çıkışım arka çıkış oluyor. O zaman sen ne kadar yol gitmiştin? Bak başı burada, başı burada. O zaman bu kadar yol gitmiş olursun. Tünel artı tren. Bak görüyor musun? Bu kadar yol gidiyor. 100 metre uzunluğundaki bir tüneli 54 kilometre bölü saat. Bakın bu arada tünelin boyu 100 metre. Bakın metre cinsinden. E, saniye bu adamda. E tüneli hız olarak da 54 kilometre bir saatte gidiyor. Bakın bu metre bu saniye Hızla kilometre bölü saat. Bana sordu da metre. Bakın şimdi çok dikkat. Saatte 54 kilometre gidiyor. Yani 60 dakikada yani bir saatte 54 kilometre gidiyorum ben. Yani 60 dakikada ben 54 bin metre gidiyorum. Ben dakikada daha doğrusu 6 dakikada yavaş yavaş sadeleştirelim. Ne yapıyorum? 5400 kilometre gidiyorum. 6'ya da böldüm mü? Ben 1 dakikada ne gidiyorum arkadaşım? 6'ya bölersem 900 kilo, 900 ne gidiyorum? Metre gidiyorum. Şurada metreleri kaçırmayalım. Metre gidiyorum. Peki saniyeye bakarsam saniyeye 60 saniyede de 900 metre gidiyorum yine. O zaman ben ne yapıyorum? 6'ya böldüm bunlar gitti. 1 saniyede ben ne gidiyorum arkadaşım? 1 saniyede 15 metre gidiyorum. Ben 1 saniyede 15 metre gidiyorsam, e benim hızım benim hızım nedir arkadaşım? 15 metre bölü saniyeymiş. Bakın benim hızım bu. Benim hızım bu. E peki ben 20 saniyede geçiyorsam e, 100 metre tünel artı trenin boyu yani x tren şöyle yazalım x tren eşittir ne olacak? Senin hızın 15 çarpı senin saniyende 20. Hızın 15 saniyende 20. O zaman ne oldu? 100 metreydi bu arada tabii ki de 100'ü metreyi silelim. O zaman ne oldu? 100 artı X tren eşittir 300. Buradan da ne olmuş oldu? Trenin uzunluğu benim için 200 hatta yazalım metre olmuş oldu. Çok zor konuyu çok rahat anlattığımı düşünüyorum. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Bakın hocam ya bu ne, ne biçim anlatış demeyin. Çok net temiz bir anlatış. Ben şahsen öğretmen olsam da. 20 sene önce bunlarla uğraşsam da 20 senedir böyle yapıyorum. Tabi burayı hızlı geçmek lazım. 60, 54, 60 dakika 54 bin metre. Hemen burada sadeleştirdin. Tabi şu iki aşamayı geçip 900 yapman lazım. 900'e hemen 15 yapman lazım. Ya burada yani 3 burada ben 6 adım yazdım. Sen onu 3 ya da 2 adımda halletmen lazım. Biraz hızlı pratik olmak lazım. Ben sadece gör diye yaptım. Ama böyle yaparsan rahatlarsın. Ezberden sana şey derler. 60'a böyle 1000'le çarp bilmem bir şey. Hiç gerek yok. Böyle yap. Rahat et. Kafan rahat olsun. Sonrası zaten basit bir formül. Ee, kend, tünelin boyuyla kendi boyunu topluyorsun. Olan oluyor. Bitiyor. Zaten burası nedir? Uzunluk. Yani yol. Burası ne? Hız çarpı zaman. Olay bitmiştir. Evet arkadaşım bugün ne yaptık? Hareket problemi temelini söyledik. X eşittir v çarpı t ve türevlerini söyledik. Karşılaşma ve yakalamayı söyledik. Aynı yolu kat etmeye çalışlar. Birbirlerini uzakla yakalamaya çalıştıklarını farkları olduğunu söyledik. Dairesel pistte birebir aynısı. Yalnız burada çevreyi unutmuyorsun. Pistin çevresi çevre pist diyebiliriz. Ve akıntı beni engeller. Arkandan alırsam da daha hızlandırır. Tren sorularını da unutma tüneli ekleyeceksin yola ve treni de ekleyeceksin yola aklında olsun. Lütfen ödevlerinizi yapın. Bakın önünüzde tam tamına 10 gün var. Bu 10 günde lütfen ödevlerinizin haricinde şu konuları da bitirin. Denkleme şistikleri de bir tekrar edin. Yazılılar yaklaşıyor. Bakın burada 12 soru yazılı sorum var. Onu da yapın. Üçgenlere lütfen sağlam girelim. Aklımızda hiçbir şey kalmasın. Çünkü artık matematik kısmı bitti. Artık matematik dersinin geometri kısmına geçeceğim ve üçgenler geometrinin kalbi arkadaşım. Geometrinin kalbi olduğu için hatta şöyle yapalım. Geometrinin kalbi olduğu için o kalp atacak aga. O yüzden lütfen ve lütfen geometriyi iyi yapmak istiyorsan bu kısmı bitiriyorsun. 10 gün sonra üçgenleri temiz kafayla karşıma geliyorsun dedim. Artık sözü fazla uzattım. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutmayın. En önemlisi sizleri sevdiğini unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.